Günaydın. Ben kahvaltımı yaptım. Bir saat 9 falan olmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da güzelce bir salonumuzu temizleyeceğiz birlikte. Ben bütün evi tabii ki temizleyeceğim ama salon temizliğini birlikte yapalım istiyorum. Haydi görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun.
Salonumun temizliği bitti. Gördüğünüz gibi sadece şuranın bir tozunu alacağım. Ondan sonra bir de tabii ki ben diğer odalara geçeceğim. Şöyle. Oh, iyi oldu. Kaç zamandır aklımdaydı koltukları çekip silmek. İyi oldu, bitti. Güle güle kirletelim. Hadi görüşürüz. Bana kolay gelsin. Diğer odalara giriyorum ben. Ben temizliğimi yaptım. Evden çıkıyorum. Anneme gideceğim. Asiye alacağım. Döneceğim. Biraz otururum. Her yerin temizliğini yaptım. Şimdi geçen ya ben açıkçası çok fazla hani temizlik videosu koymuyorum. Çünkü hep yaptığım aynı şeyler. Salon temizliğini yaptım mesela bu sefer sizlerle ve aynı videonun iki tanesi daha vardır ama arada bir böyle koymak da yine istiyorum. Çünkü izleyenlerin de hoşuna gidiyor. Ben de bazen seviyorum ne yalan söyleyeyim izlemeyi. Her neyse bir tane arkadaş yazmış. Daha önceden şimdi geldi aklıma. Salon temizliğini gösterdin, evin diğer odalarını göstermedin. Nereden bilelim biz oraları temizlediğini? Video çekmek için salonu sadece salonu temizliyorsun. Ben henüz o kadar manyak değilim. Bilmiyorum kız o kadar manyak olan var mı ama video çekmek için temizlik yapacak kadar manyak değilim yani. Ayrıca diğer odaları da temizlerim temizlemem. Birincisi sana ne? İkincisi temizlesem de bana, temizlemesem de bana. Hani o kadar yani saçmalığın dibi. Saçmalığın dibi yani artık. O yüzden izliyorsundur tahmin ediyorum. Her yeri temizledim. Sen rahat ol. Gönlünü ferah tut. Her yer tertemiz. Bak değil mi? Sana ne faydası var şimdi? Hiçbir faydası yok. Neyse işte aklıma gelmişken söyleyeyim de dedim. Gülelim birazcık. Ben şimdi çıkıyorum. Aynı işte anneme gideceğim falan filan yani. Aynı yine bir gün olacak. Haydi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar. Biz Asyoş'la eve geldik. Gelirken de bir markete uğradık. Ufak tefek bir şeyler aldım. Onları göstereyim. Markete uğramadan önce de eşim bu kitabı istiyordu. Bu kitabı görmüşken aldım. İlber Ortaylı'nın. Sanırım bu yeni çıkan kitabı. Yani zamanını bilmiyorum ama Atatürk kitabı. Bu kitabı aldım ona. O okusun. Ben de okurum daha sonra. Ondan sonra BİM'e uğradık. BİM'den her zaman aldığım tam buğday ekmekten aldım. Eşime de bundan sabahları koyuyorum 3'er dilim. Ben de sabahları 2 dilim yiyorum. Bir hafta kalmadan bitirmiş oluyoruz yani. Ondan sonra şöyle bizim buradaki kediciklere sosis aldım. Sonra bizim burada bir büyük bir market var. Oraya uğradım. Şampuan ihtiyacımız vardı. Şampuanlarımız bitmişti. Şöyle
Eşime her zaman kullandığı yani Head and Shoulders ve bunu genelde kullanıyor. Mentollüsünü, bunun mentollüsünü aldım. Kendime daha önce bir BioBlast kullanmıştım bu saç dökülmesine şey şampuanlardan ama hiçbir faydasını görmedim. Bir de bu sarımsak özlü, defne ve sarımsak özlü şampuan. Şunu aldım arkadaşlar. Hunca'nın şu saçları işte güçlendirmesi, dökülmesine karşı diyor. Bakalım inşallah güzel olur. Bunu aldım. Ondan sonra bir de şunu aldık. Çok güzel bir kokusu var. Hacı Şakir'in şampuanı. Kokusu gerçekten harika. Ben şeyi duymuştum. Hacı Şakir'in ürünlerinde hani böyle çok fazla şeyler yok. Köpürmesini sağlayan katkı maddelerin çok fazla olmadığını. O yüzden bunu da bir denemek istedim. Bir de bunu aldım. Aldıklarımız bu kadar. Haydi sonra görüşürüz.